Türkiye'de toplumsal barışın sağlanması için çok önemli çalışmalar yapan bir insandı Hrant Dink. Türkiye'nin gerçekten bu tür insanlara ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'de toplumsal barışın sağlandığını söylemek zor. Türkiye'de hala çeşitli etnik, dinsel gruplar arasında çelişkiler var, farklılıklar var ve sürdürülen bir düşmanlık havası da var. Bunu biliyoruz. Bunun ulusal kaynakları var, dinsel kaynakları var. Hrant Dink bütün bunları aşmaya çalışan insanlardan biriydi ve bu yolda çok büyük kazanımlar elde etti. Türkiye'de gerek Türk kökenli insanlara gerek Ermeni kökenli insanlara geçmişten gerekli dersleri çıkartarak barış içinde, dostluk içinde yaşayabileceklerini göstermeye çalıştı ve bunu büyük ölçüde başardı. Hatta diyebiliriz ki ölümüyle de başardı. Bu yüzden sanıyorum Hrant Dink üzerine daha çok filmler yapılacak, çok kitaplar yazılacak. Çünkü onun gibi kendisini feda ederek böyle bir misyonu topluma tanıtmaya çalışan insanlarımızın sayısı Türkiye'de Türk olsun, Ermeni olsun, Kürt olsun çok fazla değil. Hrant bunlardan biri, belki de en önemlisiydi. Tabii en önemlisi aslında bizim bu belgeseli Hrant Dink'le birlikte planlamamızdı. Çünkü Hrant Dink bizim daha önce yaptığımız Barış İçin Sürülenler adlı Türklerle Yunanlılar arasındaki mübadele olayını ele alan filmi gördükten sonra Türkiye'deki Ermeniler üzerinde de bir film yapmamızı önermişti. Ve bu filmin de baş danışmanı kendisiydi. Biz bu çalışmalara 2004 yılında başladık. Ancak 2005 yılında birlikte hazırlıklara başladığımız benim eşim vefat etti, Simone Zitti. Ondan birkaç ay sonra da Hrant Dink öldürüldü. O zaman da tabii aslında danışmanı olacağı Türkiye'de Ermeniler konulu filmin odak noktasına Hrant'ın kendi yaşam öyküsünü koymak zorunluluğu doğdu. Böylece de bu film ortaya çıktı. Beide Patienten müssen eine Therapie durchmachen. Das einzige Rezept dafür ist ein Dialog. Hrant Dink sanıyorum demin sözünü ettiğimiz nedenlerden ötürü ölümüyle de pek çok şeyi değiştirebilen insanlardan biri. Hrant Dink'in kendisini barışçı bir mücadeleye adamış, kendisini bir güvercin olarak gören bir insanın böyle hunharca katledilmesi Türkiye'de o güne kadar seslerini, soluklarını tutmuş, seslerini yükseltemeyen binlerce hatta yüz binlerce insanın hepimiz Hrant'ız, biz de Ermeniyiz diyerek sokaklara dökülmesine yol açtı. Ve sanıyorum bu Türkiye'deki toplumsal ilerlemeye büyük bir ivme kazandırdı. İnsanlar düşündüklerini söylemeye başladılar. Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili şimdiye kadar saklı tutulan gerçeklerini sorgulamaya başladılar. Bugün Hrant'ın ölümünden önce olduğundan çok daha geniş bir tartışma ortamı var Türkiye'de. Bunu da Hrant'ın bir anlamda ölümüne borçluyuz. O ölümüyle de bu misyonunu birkaç adım daha öne götürebildi. Böyle şanslı insanlardan biri.